Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpen mi? Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi acı çekmemek için kendinde hayatını değiştirmen gereken şeyleri kafana vura vura öğreteceğim sana. Acı çekmemen için bu kararları alman lazım. Bir an önce ne acısı çekiyorsan, aşk acısı, ne bileyim başka bir feryat figanlardaysan hiç fark etmez. Lütfen bu videoyu dört kulağınız ya, beş duyu organınızı açarak iyi dinleyin. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devam için, yani bu serinin devam için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olup tuşun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi bir doğumuz geliyor. Seni senden ediyor. Seni hayatından, alışkanlıklarından ya da mutlu olduğun şeylerden mahrum etmeye başlıyor. Şimdi bu olaya biz bir süreliğine, sadece bir süreliğine aşk diyoruz. Aşığız, ölüyoruz, bitiyoruz. O da bize aşık. Ama farkında değiliz derin bir mutsuzluğa girdiğimizin. Bu bir gerçek. Şimdi o doğumuz zannediyor ki sen hani vazgeçemezsin ondan, vazgeçemiyorsun, ölüyorsun, bitiyorsun ki öyle lanse ediyorsun bebeğim bir tanem. Sonra tam hayatının merkezine koymuşken bir anda çıkıp gidiyor. Seni daha önce olmayan alışkanlıklarınla baş başa bırakıyor. Yani mutsuz olduğun şeyleri yapıyor oluyorsun o sırada. Ve bu artık senin alışkanlığın oluyor. Çünkü eski hayatınla alakalı bir şeyler aklına gelmiyor. Hani o zaman şöyle mutluydum, bu zaman şöyle mutluydum, olmadan da böyle yapıyordum, olmadan da şöyle yapıyordum diyemiyorsun kendine. Bir kilitleniyorsun acı çekerken. Yani eğer acı çekiyorsan bir kere acıya kilitleniyorsun. Daha önce mutlu olduğunun farkına bile varmıyorsun. Ama bilmelisin ki ondan önce de mutluydun. Hem de çok daha güzel alışkanlıkların, çok daha güzel arkadaş ortamın, çok daha güzel bir benliğin vardı ortada. Ama onunla birlikte bütün benliğin gitmiş oluyor. Çünkü o ilişki sırasında bu bütün benliklerini senden alıp götürmüş oluyor ve seni kendisine mahkum ettikten sonra pat diye seni bırakıyor. Ve tabii ki sen uzun bir süre, özellikle bu acın varsa, yani uzun bir ilişkiyse bu ilişki, çok büyük bir yalnızlığın içine düşüveriyorsun bir anda. Ama değişmelisin, kararlar alman gerekiyor. Bu alacağın kararlar sayesinde bu acıyı çok kısa sürede atlatacağına eminim. Şimdi gelelim. Ne tarz kararlar almanız gerekiyor? Doğumuza gününü nasıl göstermeniz gerekiyor? Onu paralayacağız. Sen yokken de ben vardım canım benim. Sen kimsin? Bak şimdi gör. Ben nasıl mutlu olacağım Allah'ım diyeceksin. Bu kız neden gülüyor? Bu kız neden bu kadar mutlu diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak doğumuz. Seni gidi salak aptal manyak. Bütün pıtırcıklarımı aklına başına getireyim de sen biraz gör. Salak aptal mal kendini vazgeçilmez sanıyor ama bilmiyor ki. Bu videodan sonra çoktan vazgeçeceksin ondan. Bunu bil. Şimdi o senin odak noktan ya normal şartlarda falan yani. Ne diyorum lan? O senin odak noktan. Ne yapıyorsun? Değişime karar vermeden önce, yani değişime girerken en başında odak noktanı değiştiriyorsun. Bir kere kendine bir hedef belirliyorsun. Bu bir hobin olabilir. Bu kendinle alakalı yapmak istediğin, örnek veriyorum, burnunu yaptırmak istiyorsun ve bunun için çalışmaya başlaman gerekiyor. Hedef. Çok basit bir hedef. Ben burnumu yaptıracağım, burnum kötü kokular almaya başladı gibi. Ya da ne bileyim başka bir estetik operasyonu ya da kendine bir şey almak istiyorsun. Hiç fark etmez. Hedefini ona yoğunlatıyorsun. Yoğunlaşıyorsun. Araba mı almak istiyorsun? Ben araba almak için bir hedef belirliyorum. Kendime araba alacağım şu kadar süre sonra ve bütün yoğunluğumu o arabaya veriyorum. O araba aslında ya da o estetik aslında senin odak noktanı değiştirmeni sağlayacak. Hani tabii ki bu arada bunu üstüne basa basa söylüyorum. Her ne kadar doğumuz da olsa o kişi, acıdan asla kaçmayın. Şimdi bir acı varsa, biten bir ilişki varsa, büyük bir alışkanlık ya da büyük bir sevgi, özlem varsa bunu bir kere yaşaman gerekiyor. Kendine bir süre ver ama bu süreyi çok uzatma. Kendine bir süre ver ve o süre zarfınca tabii ki acı çekeceksin. Yani
acı çekmeyeceksin. Acıyı ne kadar ertelersen bil ki öyle tokat gibi suratına vurur. Hem de öyle bir yerde vurur ki karşındaki insan acıyı yaşayıp bitirdikten sonra sana gelirse o acı eyvah diyorum. O yüzden acıdan kaçmıyorsunuz tabii ki. Acıyı kabulleniyorsunuz. Ve bununla birlikte odak noktanızı değiştiriyorsunuz. Kendinize bir süre, bir ayı geçmeyecek bir süre olsun lütfen. Bir süre sonra izin veriyorsunuz. Diyorsunuz ki benim odak noktam. Ya da bu bir tatil de olabilir. Aa işte şu kadar para biriktireceğim ve tatile gideceğim. İşte şununla 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 tatile gideceğim. Bu program. Tatilde buraya gideceğim. Tatilde şuraya gideceğim. Tatilde şunu yapacağım. Tatilde bunu yapacağım gibi kendinize kafanızı oyalayacak, hayatınızın akışını hızlandıracak ya da sizi ayakta tutacak bir hedef belirliyorsunuz. Bu alacağınız şey de, yapacağınız şey de olabilir ya da bir hobiniz de olabilir, hiç fark etmez. Hedef beklemek en iyi adımlardan bir tanesi. Bir kere karar alırken öncesinde bir hedef belirlemeniz, yani boşlukta olmamanız açısından, kendinizi boşlukta hissetmemeniz açısından en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi hedef ve planlarınızı belirlediniz. Şimdi değişimden istediğiniz şeyleri düşünün. Bunları bir kağıda yazabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla konuşabilirsiniz. Kendinizle konuşabilirsiniz. Kendinize mektup yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi siz bir değişime, bir karar alıyorsunuz ya bir değişim için hayatınıza ve kendinizle alakalı. Acınızı azaltmak için. Bundan beklentileriniz, yani ben bunu yapacağım çünkü bunu yaparsam çok daha mutlu olacağım. Ben bir araba almak istiyorum çünkü ben bu arabayı alırsam istediğim her yere gidebilirim ve toplu taşıma kullanmak zorunda kalmayacağım. Bu benim için çok büyük bir lüks olacak, bu benim için harika bir sonuç olacak ve çok mutlu olacağım bunu yaptığımda. Kendinize bunu, etrafınızdaki insanlara bunu tekrarlayın. Ne kadar çok tekrarlarsanız, ne kadar çok istediğiniz şeyleri tekrarlarsanız ve değişim sonucunu, aldığınız kararlar sonucunu tekrarlarsanız o hedefe o kadar yaklaşmak isteyeceksiniz. Aa ben bunu mu yaptırsam? Yandan poz vereceğim. Bu mükemmel bir şey. Hemen bunu yaptırmam lazım. Çok mutlu olacağım. Çok güzel görüneceğim. Kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Özgüvenimi çok arttıracağım. Bu kesinlikle yapmam gereken şeylerden bir tanesi. Diye kendinizi hedeflendirin ve değişim sonucunda, aldığınız kararlar sonucunda ne tarz değişimlerin hayatınızda olacağını düşünerek bu kararları alın ki çok daha hızlı bir süreçte bunları yapmaya başlayın, çabalayın. Bunu yaparken bu arada hayat tarzınızı değiştirirken, acınızı azaltmak için, kendinize bir değişim gözlemlemek için bir idolünüz de olabilir. Bir idol belirleyin kendinize. Kafanızdan da tasarlayabilirsiniz. Bu gerçek bir idol de olabilir. Hiç fark etmez. Kafanızda tasarladığınız idolü hayatını kopyalamaya çalışın. Bu bir influencer olabilir, bir ünlü olabilir, bir ne bileyim kafanızda dediğim gibi salladığınız ya da çok aşırı markaların işte esinlenilen tasarımcıları vesaire her şey olabilir. Esinlendiğim değil ama çok ilham aldığım tasarımcılar vardı. Bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Yani kendinize onu copy paste yapabilirsiniz bir süreliğine. Kendinize daha yakın bulduğunuz, daha işte o hayatı ilham aldığınız, örnek aldığınız insanların hayatını kopyalayabilirsiniz kendi hayatınıza. Ama bu tabii ki şey olmasın, o öyle yaptıysa kesin doğru falan değil. Kendi doğrultunuz, yani kendi doğrularınız doğrultusunda buna karar verip kopyalamanız gerekiyor. Şimdi değişim konusunda sizi ayak uyduracak insanlarla arkadaşlık kurmanız acınızı daha da azaltacak ve bu acıyı, aldığınız kararları uygulamak daha doğru ve kolay olacaktır. Örnek veriyorum, eski sevginizin arkadaşıyla ya da ortak arkadaşınızla oturup ne konuşabilirsiniz? Mesela değişimi konuşamazsınız. Değişimle alakalı sizi destekleyecek insanlar olamaz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Eski sevginizin arkadaşları, ortak arkadaşlarınız ya da kendi arkadaşlarınız bile hatırlatıyorsa, sürekli bu konuyu konuşmak istiyorlarsa onlardan uzak durmanız gerekiyor pıtırcıklarım. Yani bunu azaltmak için değişime ayak uyduracak insanlar olmalı. Yani çok uçuk, kaçık, çılgın insanlar illaki vardır etrafınızda. Yoksa gittiğiniz değişik yerlerde de tanışabilirsiniz tabii ki böyle insanlarla. Kendinizi kapatmayın. Değişik insanlara açık olun. Bu karşı cinsten bahsetmiyorum bu arada. Başkalarıyla konuşun, görüşün, çılgın insanlarla takılın diye bir şey yok tabii ki. Kadınım ben, bir kadın ve bir kadınla çılgın gördüğüm, değişimime ayak uyduracak bir insanla muhabbet, sohbet edebilirim. Çünkü geçmişimle alakalı hiçbir şey bilmiyor ve beni değişik bir atmosfere sürükleyebilir. Benim kafamdaki şeylere
şeyler için bana ilham verebilir. Beni o tarz şeyleri daha da sürükleyebilir. Ya da hayatını ilham alıp ona örnek alabilirim ben mesela. Bu tarz insanlar etrafınızda olduğu zaman değişime çok daha çabuk adapte olacaksınız. İnanın bana. Hep eski, depresif, aynı konuları konuşacağınız insanlar varsa etrafınızdan, o çevreden uzaklaşmanız gerekiyor. Kendinizi eve kapatın demiyorum. Tek başınıza da dışarı çıkıp bir şeyler yapabilirsiniz. İlla herkes yanınızda olacak diye bir şey yok. Ama konuşulan, arkadaşlarınızla çıktığınızda konuşulan konular hep eski geçmişiniz, size acı veren olaylarsa bu sadece sevgili değil, aile de olabilir bu acı. Hiç fark etmez. O insanlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Çünkü siz bir karar aldınız ve o karar doğrultusunda ilerliyorsunuz. O yüzden size tabii ki ilham verip acı çektirmeyecek, o acınızı hatırlatmayacak insanlar etrafınızda olacak. Değişimi teşvik edici kitaplar okumalı ya da filmler izlemelisin. Bu aldığın kararı inanılmaz etkileyecek şeylerden bir tanesi. Ne kadar böyle ne alaka falan gibi görünse de izlediğiniz bir dizi, izlediğiniz bir film, sizin hayal ettiğiniz hayatı yaşadıklarını gördüğünüzde ya da sizin olmak istediğiniz bir karakteri karşınıza gördüğünüzde inanılmaz etkisinde kalıyorsunuz ve hemen hani ya çok iyi, benim bu yoldan gitmem gerekiyor diye kendinize bunu çok fazla empoze ediyorsunuz. Hani hayaller, düşünceler belki bir yere kadar ama bu tarz şeyler, yani izlediğiniz veya okuduğunuz şeyler çok daha akılda kalıcı ve sizi bu değişime daha da, bu kararlara daha da sürükleyici şeylerden bir tanesi olabilir. Şimdi bir kere acı varsa hayatınızda, dediğim gibi bu aileniz olabilir, ilişkiniz olabilir, dediğim gibi yani hepsi, her şey, bütün acıları düşünebilirsin, hepsi olabilir. Bir hatan varsa bir kere bu hatayı kabul etmelisin. Bir kere bir acıyı atlatmak için, o acının üstesinden gelmek için alacağınız kararlarda bir kere bunu yapmanız gerekiyor. Eğer o acıda, o ilişkide, o arkadaşlıkta, o işte, o ailede sizin bir hatanız varsa acı çekmenizde, bir kere bunu kabul etmeniz gerekiyor. Evet, ben böyle bir şey yaptım, ben bunu kabul ediyorum ama değiştirebilirim. Bu kafada olmanız gerekiyor. Rahat alanından çıkman gerekiyor. Yani işte kim şöyle yapacak, işte kim böyle yapacak diye diye kendini hapsettiğin duvarlar seni, inan bana, geçmişine de o acıya da hapis kalacaktır. O yüzden rahatlık alanından çıkman gerekiyor. O rahatlık duvarlarını yıkman gerekiyor ki kararlarının arkasında adımlarını hızlıca atabil. Bak canım benim, kimse senin hayatını değiştirmeyecek, kimse senin acılarını bir anda içinden söküp almayacak. Hiç kimse senin acını bir anda kafandan söküp atmayacak. O yüzden bunun için senin çabalaman gerekiyor. Senin bir şeyler yapman gerekiyor. Çünkü bu senin hayatın. O acının altında nefessiz kalıp ölmek mi daha iyi? Yoksa o duvarları kırıp parçalamak ve tekrardan nefes almak mı daha iyi? Bunu bir düşün istiyorum. Kendini değiştirmek çok eğlenceli bir süreç de olabilir, çok zorlayıcı bir süreç de olabilir. Ama kendine bakmalı, kendini dinlemeli ve ne istediğini, neyi değiştirmen gerektiğini farkında olman gerekiyor bir kere değişim için. Şimdi ben bu kadar şey söyledim ama tabii ki en önemlisi kıyastan çekinin. Yani kıyas asla yapmayın. Ay ne kadar mutlu, ay ne kadar huzurlu, ay şuna bak Allah'ım ne kadar da mutlu ve tatlış falan. Ben neden bu kadar mutsuz ve başarısızım gibi bir şey, kesinlikle, kesinlikle kıyasa girmeyin. Sadece örnek alabileceğiniz hayatlar olsun. Kendinizi daha da demolize edeceğiniz, kendinizi dibe vuracağınız, depresif hayatlara sürükleyecek örnekler, hedefler, kıyaslamalar asla yapmayın. Senin hayatın, senin düzenin, senin acın. Acını bir süre yaşamalısın. Sakın acını yaşamaktan kaçma ve korkma. Çünkü ne kadar çok kaçar ve korkarsan o acıdan, yaşadığın acıdan, inan bana o acı senin asla ama asla peşini bırakmaz. Kaçmayacaksın. Kabullenmeyi öğrenmelisin. Ve bu acı sana ne öğretti, neler getirdi, neler yaşattı. Bunu kabul etmelisin ki onları değiştirebilesin. Eğer acıyı kabul etmezsen, eğer acıdan kaçarsan o acı mutlaka bir şekilde seni bulur. Bunların yaptıklarının hiçbiri kalıcı olmaz hayatımın. Anlamı acı bizler için, acı yaşamak için, acı gerçekten iliklerinize kadar hissettiğinizde bile yine de ben savaşmalıyım
dedirtecek bir karakterde olmanız gerekiyor. Bunu kabullenmeniz gerekiyor. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Sizi sizden başka hiç kimse anlamaz. Size sizden başka hiç kimse yardım edemez. İnsanlar maalesef bu kadar iyi değiller arkadaşlar. O yüzden bir ümidiniz varsa bu sadece kendinizden olmalı. Biri sizi yıktı, geçti, ezdi, bitirdi, acının içine mahkum etti diye siz o acıyı sonuna kadar yaşamak zorunda değilsiniz. Çünkü siz o acıyı hak etmiyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın lütfen. Sırada konuşmamı istediğiniz konu neyse aşağı yorumlara yazın. Neleri tartışalım, neleri konuşalım, nelerde motivasyon konuşmaları yapalım. Bunları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.